السلام عليكم. وعليكم السلام. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. Biz senin kullarınız ya Rabbi. Kabul eyle kulluğumuzu. Bize kuvvet ver. Amin. Kulluğumuzu kabul eylesin Cenab-ı Allah. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Allah'ın selamı ve selametliği üzerimize olsun. Diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a şükürler. İşimizdeyim. La ilahe illallah. سيدنا محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دليل. أمان. دليل كي. أي ربماز. بيجي سن يا ربنا. كلنا يا ربنا. Senin kulluğunu yerine getirmek için bize kuvvet ver. Peki. Kuvvet istersin. Söyleyiniz. Bismillahirrahmanirrahim. İstediğiniz kuvveti alın. Ne güzel. Ne güzel. Bismillahirrahmanirrahim dediği vakitinde dünyayı tepse, dünyayı mihrakından yani döndüğü dairenin dışına atar. Resul-i Şerife'nin azametine bak. Uyanın, uyanalım ey insanlar. İnsan. İnsan, Cenab-ı Allah bu kadar mahlukat yarattı. Efzal olan ve yeryüzüne halife tayin olunan insandır. O da Bismillahirrahmanirrahim dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Ne söylesiniz? Hiçbir peygamber yoktur. Bizim meclisime göre hafif bir sohbettir. Hasbihal derlerdi eskiden. Hasbihal. Ahvalim. Tahlili için bir konuşma yapılırdı. Efendim, hasbihalde faydalı olanlar da söylenir, zararlı olan şeyler de onların da tafsilatı yapılırdı. Hepsinin unvanı başlangıcı Bismillahirrahmanirrahim. Gözünü açtın. Bismillahirrahmanirrahim ile kalk. Hayatına Bismillahirrahmanirrahim mührünü vur. Sana kuvvet gelsin. Zafiyet gider, zayıflık almaz. Bu sözlerimiz hasbihaldir Şeyh Mehmet Efendi. Lakin uyandırmak içindir.
bir ilim biliyor diyerekten iddiamız yok. Lakin bildiğimizi söylemek ve nasihat etmek bu vazifemizdir. Dinun nasiha buyurmadı Peygamber aleyhissalatü vesselam. Din nasihattır. Nasihat nedir? Sana yarayanı da öğreten, zarar vereni de öğreten ilimdir, nasihat. Nasihat ettiği vakitte sana faydalı olan şeyi öğretmek isterim. Zarar veren şeyi de öğretmek isterim. Her binanın temeli vardır. Temeli sağlam olursa dayanır. Temeli sağlam olmayan bina göçer, çöker, içindekilerini telef eder. Merhaba. Ey hazirun dinleyenler. Dinleyelim. Dünyada olmayan, yok, duyulan az derlerdi eskiden. Neler neler oluyor, efendim. Lakin duyulan ve görülen çok az. Olmayan yok, işitilen az. Bu bir, ne yapalım, iki mümin derdi Evliyalar Sultanı. İki mümin buluştuğu vakitinde bir dava sağacak kadar birbirleriyle bir sohbet yapsınlar. En azından iki davarı sağacak kadar. Belki 3 dakika, belki 5 dakika, belki 1 dakika. Esselamu aleykum ey mümin biraderim, mümin kardeşim. Nasılsın? Ey mümin kardeşim! Bizi yaratan Mevlamıza şükürler olsun. Çok güzel, çok tatlı yollarda bizi yürütüyor Mevlamız. Nasıl yapıyorsun bunu? Bunu saadet kapısının anahtarı var ya elinde. Saadet kapısı. Selamet kapısı. Şeref kapısı. Afiyet kapısı. O kapıyı açarım da girerim içine, oh, rahatım bütün gün. Çok rahatım. İşim gücüm görür. Sıkıntım yoktur. Rızkım da kafidir, boldur, ziyade biledir.
O kapıyı neyle açan gayavur sen? O kapının anahtarı Bismillahirrahmanirrahim'dir. Ne güzel. Aç. Bismillahirrahmanirrahim ile aç. Bak. Neler bulacaksın? Ne hazineler bulacaksın? Ne ferahlık bulacaksın? Ne rahatlık bulacaksın? Sahip. Biz bilmeyiz. Tecrübe. Birkaç gün o kimse tecrübe yapmış. Sonra demiş ki doğru söyledim yahu. Biz besmeleyi unuttuk. Unutmadık ama bize unutturdular. Bize saçma sapan şeylerle başlangıç yaptırıyorlar. Her gün söyleriz. Efendim, her gün daha beter berbat oluyoruz. Besmele'yi çekiyor mu? Yok, ne besmelesi? Öyleyse besmele Cenab-ı Vacib-ül Vücud Hazretleri'nin üç mübarek ismi şerifidir. Saadet kapısını açan Bismillahirrahmanirrahim'dir. Afiyet kapısını açan Bismillahirrahmanirrahim'dir. Şeref kapısını açan Bismillahirrahmanirrahim'dir. Tevfik kapısı. Yani her işleri oluşturan tevfik, ilahi yardım sana Bismillahirrahmanirrahim'den gelir. Sen onu unuttuktan sonra bütün dünya sana yardım eder mi? Edemez. Besmele-i Şerife'yi işte böyle ağır ağır öğrensek iki mümin bir araya geldiğinde iki damarı sığacak kadar bir hasbihali olsun. Esselamu aleyküm. Merhaba yahu nasılsın? Bismillahirrahmanirrahim. Bereketiyle eğiyim. İşleriniz nasıl? Bismillahirrahmanirrahim. Bereketiyle işlerimiz yürüyor. Rezgin nasıl? Bismillahirrahmanirrahim. Bereketiyle bolluk içerisindeyim. Saat afiyetin nasıl? Bismillahirrahmanirrahim berekatıyla sıhhatim, afiyetim yerindedir. Ne hap alırım, ne doktora giderim, ne hastanede yatırım. Böyle mi ya? Biz hastanelerden çıkmayız. Doktorlardan ayrılamıyoruz. İlaçlardan kurtulamıyoruz. Gene de çöküyoruz, gene de çökeceksin. Çünkü senin hayat yapın şeytanidir. Şeytanın tarifi üzerinedir. Senin hayat nizamın. Seninki bizim ilahidir. Bizim hayat nizamımız ilahidir. Onun için biz bizi hizmetinde, ibadetinde bulunduğumuz Rabbimiz bir yere sıkmaz. Neye sıkacak? Şükründeyim.
tazimindeyim. Emrini tutmaya uğraşıyorum. Beni neye sıkacak? Beni neye hasta edecek? Bismillahirrahmanirrahim varken ben nasıl sıkıntıya düşebilirim? Yerleri göklerin hazineleri elinde olan Cenab-ı Rabbul İzzet Allah-u Zülcelal'in ismi celili anıp da ben sıkıntıya düşer mi ya? Acayip. Bize öğretmediler. Size ne öğrettiler? Filan kimse böyle söyledi. Ey iki ayaklılar! Ey bir kuyruğu eksik olanlar! Filan kimse Napolyon böyle söyledi. Efendim, bu Napolyon da kimdir? Delinin birisi. Başka, efendim, Hitler denen bir başka deli çıktı. O da bizi daha deli etti. Başka, ona çağırdı. Ellerimizi onu böyle kaldırdık. Kâr etmedi. Bizi ölüme sürdü. Dünyamızı kararttı. İçinden çıkılmaz belalara düşürdü. Çoluk çocuklarımız kahroldu gitti. Başka şeytanın denilen bir şeytanların şeytanı vardı. O da milleti kırdı. Milyonlarca insanları telef etti. Başka Mussolini denilen başka bir tapos, o da kendine göre, kendi eşeğine göre bir şeyler uydurdu. Zorla millete yedirdi. Din faktörünü kaldıracaksınız dedi. Hayatınıza din faktörü olmayacak. Bu umumi talimat şimdi dünya üzerinde her şeyde. 21. asırda insanlar için din faktörü olamaz. Bu eski kafaların işidir. Ya öyle mi? Yeni kafalar kim? Biz. Ne halt ettiniz? Milyonlarca insanları telef ettiniz. Ve bugün hala her tarafta acayip ölüm aletleri yapıyorsunuz ki insanlığı tüketmek için. Şerefiniz bu mu sizin bırak şerefsizler? Köylüyü köyünde bırakmıyor. Şehirliği içinde bırakmıyor. Toplayıyor cebri. Efendim, böyle talimat yapacaksınız. Böyle askerlik şöyle verilen. Ondan sonra efendim, memleketin asıl kaynaklarını çalıştıracak insanları sen iptal ettikten sonra neyi kalır? İskeleti kalır. Milletlerin iskeleti kalmış şimdi. Köylü köyünde sabit olacak. Şehirli şehirde sabit olacak. Kadın evinde sabit olacak. Erkek işinde sabit olacak. Bu şimdiki efendim pezevenk nizamı bunlar. Ağır tabir. Onlar ağır gelmez canım söyle. Hiç aldırmazlar bile. Çünkü sıfatları o. Öyle olunca ne affedersiniz elim geliyor. Efendim sonra, sonrası ne? Sonrası var mı? Ne söylesi iş çok.
haber gelmiş. Nereden haber geldi yahu? Bir adam beline bomba bağlamış. Onu da sarhoş etmişler. Demişler ki, ey kahramanımız, sen filan yere gideceksin. Efendim, bu kemeri de takacaksın. Sonra kapının önüne gittiğinde elindeki bataryaya basacaksın. Bir yeni dünyaya çıkacaksın. Dünyayı altın süreceksin. Dün gece haber vermişler. Efendim, ortalık kaynadı. Bir adam delirmiş. Efendim, beline bomba bağlamış. Geldi yeni patlatmış. Bütün memlekete ayağa kalktı. Aman ne olduk? Ne olacak? Şeytana madem hizmet edersen, besmele çekmek sen, Allah'ı peygamberi tanımazsın sen, senin hayatın hayat mı olur? Bütün millet böyle titriyor şimdi. Titreyin dedim. Gazel yaprağı gibi döküleceksiniz. Madem Allah demezsiniz, madem besmele çekmezsiniz, çekeceğiniz var bu dünyada. Bu dünyada o beline bomba bilmem ne bağlayıp da geldiğini telef eden adamın işi bitmiş değildir. Gel bakalım buraya. Cismi tükendi. Ruhaniyeti alınır. Şimdi gel bakalım. Çok iş yaptın sen. Dünyada kendini feda ettin. Şeytan için Allah'ın sana verdiği mükemmel vücudu patlattın. Gel buraya bakalım. Sen bu işi yaptın. Becerdin. Nasıl tadı? Hiç sorma tadını, parça parça oldu diyor. Ha şimdi ta kıyamete kadar senin vücudunu tekrar diriltecek, tekrar bağlatacak. O senin patlayan şey bomba mıdır, tomba mıdır? Kıyamete kadar her günde tekrar kendini patlat bakalım. Patlat bakalım. Zamaniler kırbaçlarla duracak. Patlat bakalım. Patlat bakalım. Öyle bizi bir defa da bir... Yok. Sen inanmadın diyerekten. İşler değişmez. Bunları söylemiyorlar. Bir kişi deli olup da kendini feri. En büyük günah intihar derler. En büyük günahdır. Tatlı canına kıymak. Kıyarsa Allah için canımız feda, peygamber yolu feda. Lakin saçma sapan şey için kendi kendisini telef etmek ekber-ül kebairdir. Ve hocalar, hacılar, alim geçirenler, ilahiyatta bilmem ne okuyanlar, söyleseniz millete İntiharın cezası nedir? İlahi umur kıyamete kadar kendini nasıl telef ettiyse öyledir. Fakirler öğretilmemiş ki. Ey atamdan başka öğrettikleri yok. Ey Allah'ım dedirtme diyorlar. Ey sırası gelecek. Onlar da o vartanın içine düşecekler. Kendi kendilerine olmasa başkaları onların kalbine kurşun sıkacak. Beynine kurşun sıkacak. Kendinizi toplayın. Toplayın. Gelin. Öğrenin. Arabı da öğrensin. Yazıklar olsun. Sokaklarda koştururlar. Vahşi hayvanat gibi. Ne çağırırsın? Ve Allah'ın yok mu senin? Ey Rabbim de sana
Bu belayı üstümüzden kaldır. كَمَا تَكُونُونَ يُوَلَّ عَلَيْهُمْ كَمَا تَكُونُونَ يُوَلَّ عَلَيْهُمْ Nasıl olursanız sizin üzerinizde hükmedecek valiniz, kralınız neyse hepsi size benzer. Hepsiniz birsiniz. Sana sıra ona geldi, onu geldi yaptı. Lakin sen deme ki ben yapmam. Sen öyle bir buyruklarını kafana tutturur ki onlar da onun yaptığını yapmaya kalkar. Hak yutar nihayet kendini telef eder. En büyük kebairdendir insanın canı, tatlı canına kıyması. Tatlı canımız Allah yolunda fedadır. 250 bin şehit verdik Çanakkale'de. Allah için 80 bin şehit verdi Sarıkamış'ta. Allah için Galicia'da, Kanal'da, Hicaz'da. Allah için mertebeleri şehitlik mertebesi. Bunların şehitliği poklu şehit derler. Şehit değil bunlar. Adam olun neyse bu bir gamçı yetişmezse hepsinizin kapısının önünde bir şey gelir, biz karışmayız diyor. Evliyalar var, biz karışamayız. Çünkü bunlar Allah'ı unuttu, Allah demiyorlar, her bela başına verilecektir. Bilmiyorum o. Bir büyük meydan yapmışlar, içerisinde merasim yaparlar, ağlarlar, dövülürler, söylenirler ve sağında solunda arslan heykelleri, kaplan heykelleri var. Bana dediler ki, ey şeyh, bir gün ansızdan kalıplama üzerlerine düşecek, altındakilerin hepsi ezilecek diye bana söyle. Titredim, tüylerim ayağa kalktı. Ah bu milleti ne hale getirdiler. Bütün insanları böyle hale getirdiler. Ey Rabbimiz bizi affeyle. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ben de yürüt askerini bakayım. Rus'tan mı korkardı Osmanlı? Yoksa Osmanlı'dan Rus mu korkardı? Biz Rus'tan titreyiyoruz. Bütün milletler. Biz Osmanlıyız. Osmanlı dediği vakıfta 32 azası titrerdi Rus'un. Tarihine baksın. Prut suyundan nasıl çevirdi? Sultan Sultan Murat Bağdat'ı nasıl alt üst etti? Onlar da akıllı dursunlar. Yani Allah'ın saltanat vereceği İslam'ın sancağını eline vereceği kullar bitmez. Dikkat etsin. Urumu acemi, Arabı acemi, hepsi dikkat etsin. Yoksa bir şiddet geliyor şimdi. Allahu Ekber ve Lillahi Han. Ben bu sözleri söylerken korkuyorum. Korkuyorum. Bakarsın bir gece damlar uçmuş altında efendim açıkta kalmış insanlar olur. Fırtına götürür damlarını.
dar bastırır evlerini. Yolları, sokakları kapanır, birbirlerine girerler. Ey insanlar, Allah'a kullar mısın? Dönünüz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed Mustafa'nın yoluna dön, kurtul. Besmele'yi oku, kurtul. Neyin sana başına geleceği çek. Bizden tebliğ için bize emir bu kadardır. Ondan dayansınızı kendilerine ait. Allah bizi affeylesin. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ya Rabbi. Bize doğru yolları gösterecek sultan gönder ya Rabbi. Osmanlı'yı gönder hiç olmazsa. Ki Rus dayıldı, Alman dayıldı onun elinden. Acem dayıldı, Arabı dayıldı. Şimdi korkusuz gezerler. Allah'ın yeryüzüne halife kıldığı şanlı ecdadımız Osmanlı. Biz Osmanlıyız. Olmayanın başına gelecek var. Amerikan top getirmişse bizim hava eksik kalsın onun müdafası. Bizi Bismillahirrahmanirrahim dese bir veliyullah hepsini alt üst eder. Hepsini bağlar. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim ya Rabbi. Arap'ı, Rum'u bilin, işitin. Her şeyi bilirim diyor. Bizim Müslüman devletlerimiz. Biliyorsan ne koşturun Amerika'nın arkasına, ne koşturun Rus'un arkasına, sana ne onlardan? Besmele'yle sen onları mağlup etmezsen senin İslam'ın nerede? Tövbe ya Rabbi, tövbe. Tövbe ya Rabbi. Şimdi zayıf bir kimseyim. Lakin yeryüzünün mütasarrifi olan kutup var. Kutbul mütasarrif derler. İşaret verirse bu başlıkların hepsini sabaha kadar ölüleriz çıkacak. Ne kral tanır, ne melik tanır, ne emir tanır. Kutbul mütasarrif olan. Sabaha kadar yatağından kalkmazlar. Korksunlar. Param var. Lamba suyum var. Altınım var. Bir para etmez. Bu da şiddetli bir tembihdir. Mübarek Mevlid-i Şerif ayı. Miladun Nebi'nin mübarek ayında son cumasındadır bu sözlerimiz, dikkat edin. Benim bir şeyim yok. Beni boru gibi çağırıyorlar. Okuyayım, okurum. Okurum nasihattir. Çünkü dinin nasiha, din nasihattir. Dinleyen kurur, nasihatı kabul eden kurur. Neyse uğraşsınlar. Getirsin Amerika'dan top, Alman'dan bomba, Ajem'den efendim donanma, getir uydur. İşini görüp döndürüp de göreyim. Ne kadar neler milyonlar gitmeye hazırdır şimdi. Akıllarını döndürmezlerse, Besmele-i Şerife'ye inanmazlarsa, namaza, niyaza bakmazlarsa buğday fecealehum ki asfim mekul biçilmiş tarlaya döndürecek dünyayı Rabbul İzzet'in iradesiyle bir melek böyle yapar. İkinci meleğe lüzum yok.
kasırgaya müvekkel olan, fırtına bana müvekkel olan bir mutasarrıf var. Emrederse bütün dünyayı ateş yapar, emrederse bütün dünyayı buzdağına çevirir. Sakın Allah'tan korkun. Ey evvela Müslümanlar, bu kavgayı bırak sokaklarda, camilere gir, ibadetine bak, kurtulasın. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muhavvil el havlu vel ahval, havvil halena ila asenaha. Ya Rabbi. Onlara bağırmakla ne kurtulur? Sen kurtulamazsın. Oku yolları, camilere gir. De Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'nin seyfini ver bize ya Rabbi. Mutasarrif olan sultanı gönder ya Rabbi bize. Bizi bunlar rezil rüsvay ediyor. İnsan nevini, şeytan kendisi gibi yaptı. Bu umumi nasihattir. Kendime nasihat ettim. Siz ister dinleyin, ister dinlemeyin. Ama ben kendi nefsime bu nasihatı yaptım. Gücenme, darılma. Başına gelen içecek. Allah bize affeder. Fatiha. Şeytanlar saltanatının içine düştü. Allah iman ehlini kurtar. İnsan olduğunu kurtar. Yalan diyecek adamın ya çekeceği var. Yazık o adama, fakıra. Kendini patlattı. Her de boyuna o bir tarafta boyuna patlat bakalım diyecek. Gene patlat bakalım. Çok hoşuna geldiydi. Ya. Patlat gene kendini. Ya. Patlat gene kendini. Kendini öldürmesi kolay mesele değil. Ne suretle kendisini telef ettiyse ilahi umur kıyamete kadar hadi bakalım gene tekrar. Tekrar canı çıkar. Tekrar. Akıllarını başına gelirsin bu gençler. Dikkat etsinler. Allah var. Hesabı kitabı var. Sen kulluğunu yap. Korkma. Birbirinizden dalaşmayı bırakın. İnsan gibi yaşayın. Fatiha.